Karar vermeden önce bir kere daha konuşalım, olur mu? Tabii, konuşalım. Ama gerçekleri konuşalım. Sen hep bu hastanenin başhekimi olmak istiyordun. Sonunda da oldun. Sen hep işinle evliydin zaten Barış. Bak, sana kızgın değilim. Gerçekten. Sadece gerçekleri söylüyorum. O yüzden bırak beni, gideyim İzmir'e. Gizem. Baba olacağımı öğreneli daha 24 saat bile olmadı. Apar topar böyle gidecek misin hemen? Hamileliğimin riskli olduğunu söylüyorsunuz zaten. Gideyim işte. Annem orada iyi bakar bana. Ve gerçekten hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Tamam. Bu konuyu sonra konuşalım, olur mu? Barış hocam, çok özür dilerim. Nasıl oldunuz? İyiyim, teşekkür ederim. Dün acilde de çok yardımcı oldunuz, sağ olun. Ne demek? Dekanlığın toplantısından geç kalıyorum. Aslında toplantının sensiz başladığını söylemeye geldim. Tamam, geliyorum. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Taburcu olmuyorsun. Bu İzmir meselesinde konuşacağız, tamam mı? Tamam mı? Tamam. Evet, ne diyorduk? Muhsin Bey çok özel bir arkadaştı. Sadece arkadaş değil, böyle vakfımız için o kadar özel ve o kadar güzel işler yaptı ki. Vasiyetinde vakfımıza 10 milyon bağışladığı iletildi. Şimdi bu bağış hastanemize mi gelecek yoksa üniversitemize mi gelecek? Buna merhumun eşi Güldal Sipahi karar verecekler. Güldal Hanım'a dün üniversitemizi gezdirdim. Çok etkilendiler ama hastanemizi de görmek istedi. Malum eğitim araştırma hastanesi olduğumuz için işin mutfağını merak ediyor. Mutfak mı? En iyi olduğumuz şeydir. Şeflerimiz çok iyidir deseydiniz. Barış hocam, Güldal Hanım'a hastaneyi senin gezdirmeni istiyorum Barış. Nazik ol, bir de böyle etkileyici ol. Ama sizi etkilediğim gibi etkilemeyeyim ki fikri değişmesin. Yani. Çünkü zaten çoktan bağışı üniversite için ayırdınız. Barış, hastanenin de paraya ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bak, bağış üniversiteye gelirse hastanemiz de bundan faydalanacak. Söz veriyorum, anladın sen ne demek istediğimi. O kadar iyi anladım ki. O zaman sahne senin. Hadi bakalım, kolay gelsin. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Kim 10 milyon ister? Ben isterim. Randevu için 14.20 uygun mu Suzan'cığım? Uygundur canım. Görüşürüz. Görüşürüz. Suzan? Sabahki kahve seansı işe yaradı Derin Hanım. Randevu aldım Feyza'dan. Yumurta rezervime bakacak. Belki de hala geç değildir. İşte bu. İşte sahalarda görmek istediğimiz Suzan Mayer budur. Ya ben öyle randevu aldım ama kötü bir şey çıkarsa ne yapacağım bilmiyorum ki. Ben biliyorum. Randevuya seninle geleceğim. Önemli bir telefon bekliyorsunuz galiba. Ali Haydar hocam. Efendim? Önemli diyorum, bir telefon bekliyorsunuz galiba. Pek bir dalmışsınız. Birinden telefon bekliyorum. Ama diyesen aramayacak. Ghostlamış sizi. Çok terbiyesizlik bu ya. Ne yapıp? Ghostlamış hocam. Böyle bir anda ortadan kayboldu değil mi hocam? Sayılır. Ya öyle oluyor. Böyle biri bir anda ortadan kayboluyorsa, apar topar aramayı sormayı kesiyorsa buna ghostlamak diyorlar. Ay hocam, siz o yüzden mi çikolatalı kek istediniz? Ya ben de üzülünce hep tatlı yerim. Hiç belli olmuyor halimden. Çay vereyim mi? Çok güzel oluyor kekle. Vermiyorum. Ama acı olsun. Ha şöyle, yüzünüz gülsün hoca. Öyle çarpmışsınız kaşlarınızı. Yakışmıyor size. Kaşlarımı çatmışam, ferginde değilim.
Sen işe yeni mi başlamışsın? İki hafta oluyor. Biz tabii hocalarımızı biliyoruz. Mine ben bu arada. Bu da çayınız açık. Sağ ol Mine. Afiyet olsun hocam. Ay şeyi unuttum. Çatalı unuttum, hemen getiriyorum. Getirdim. Buyurun. Mine. Mine. Evet Fatmacığım, bıçak yaranı hallettik ama kan basıncın hala çok yüksek. Reklamsızdan şüpheleniyoruz. Yani yüksek kan basıncı problem yaratabilir. Emin olmak için bazı testler yapacağız. Bu arada bunu söylemem saçma biliyorum ama iyi ki kavga çıkmış ve buraya gelmişsin. Kan basıncını dengede tutmamız gerekiyor. Peki bebeğim, bebeğim iyi mi? Bebeğin gayet iyi ama ikiniz de gözlemlememiz lazım. Şimdi sana bir serum yapalım, tamam? Mert nerede? Bilmiyorum hocam. Tamam. Fatma'ya dil altıysa sorbitin nitrat verilsin. Serum hazırlayın, magnezyum sülfat. Bir de tekrar idrar tahlili istiyorum. Tamam. Tabii hocam. Kelepçelerini çıkarabilir misiniz? Maalesef yasak. Ama böyle kelepçeyi çekiştirip durdukça tansiyonu yükseliyor. Kelepçeler sizin güvenliğiniz için doktor hanım. Öyle mi? Ben 9 aylık hamile ve acı çeken bir kadının bana zarar verebileceğini düşünmüyorum. Lütfen çıkarır mısınız? Yasak diyorum doktor hanım. Bakın sorumluluğu ben alıyorum. Burası benim acilim, Fatma da benim hastam. Fatma Korkut bir mahkum, sorumluluğu da bende. Emir böyle açamam. Bas bas yavrum. Hızlı hızlı bas ki doktorla görüşebilelim. Dizlerim, dizlerim mahvediyor beni. Hadi çok geçmiş Hadi, olsun. Teşekkür ederim. Sizin neyiniz var? Ben bir ziyarete geldim. Çok da güzelsiniz. Kıyafetiniz de çok şık. Teşekkür ederim. Ederim. Gülal Hanım. Ah. Barış Bey, ben de sizi bekliyordum. Tahmin ettiğimden daha gençsiniz. Çok teşekkür ederim, memnun oldum. Kemal Bey bahsetti, hastane turumuzu bugün beraber yapacağız. Ne kadar vaktimiz var? Bugünü size ayırmıştım aslında. Şahane. Bütün bölüm başkanlarımızla tanıştırmak istiyorum sizi, buyurun. Eşim şehir merkezinde toplantıya giderken böyle göğsü sıkışıyor. Şoför de apar topar buraya getiriyor. En yakın hastane olduğu için. Muhsin'i burada kurtarmışlardı. Öyle mi? Hı hı. Ben de o yüzden buraya bağış yapmak istiyorum. Ama işin aslı dün dekan beyle üniversiteyi gezince... Kararınızı verdiniz, öyle mi? Yok, nihai kararımı vermedim. Bugün bir hastaneyi gezelim, tabii. Sonra konuşuruz. Buyurun, seve seve. Hı hı. Eğer hastaneyi eskiden biliyorsanız, burası yeni eklenen ceza infaz bölümüyle, tıbbi kütüphanemizle... ve çalışanlar için yaptığımız lojmanlarla İstanbul içinde küçük bir İstanbul gibi oldu adeta. Bu köklü ve eski han... Barış Beyciğim, burada en yeni olan sizsiniz. Ben çok eskiden beri biliyorum bu hastaneyi. Evet, buradaki en yeni şey benim galiba. Doğru söylüyorsunuz. Sizden daha iyi tanıyor olabilirim yani. Eski halini evet ama yeni halinin nasıl olacağını ben anlatacağım size. Buyurun. Ha, Suzan Hocam, bir yere mi gidiyordun? Suzan Mayer, onkoloji ana bilim dalı başkanımız. Memnun oldum. Merhaba, tanıyorum. Sabah programlarından değil mi? Beğenerek izliyorum. Herkes gülümsemenizden bahsediyordu. Doğruymuş. Teşekkür ederim. Azalttık ama haftada bir çıkıyorum artık. Tabii. Televizyonda kansere çare bulunamıyor. Anlamadım. Yani kanser tedavisine milyonlar harcanıyor. Hala çözüm bulunamadı değil mi? Aslında epey yol aldık. Yeni yöntemler de deniyoruz. Ama tabii haklısınız. Kanser çok inatçı bir hastalık. Yeni yöntemler de pahalı. Bazen kendimizi çaresizlikle boğulurken buluyoruz. Ama tabii en azından kemoterapi salonlarımız yenilenirse... Çantanız çok güzel. Ben de çok seviyorum bu markayı. Ama bulmak için epeyce sıraya girmek gerekiyor. Tabii çok da pahalı. Neyse canım. Boğulduğunuz zaman çantanıza sarılabilirsiniz. O sizi kurtaracaktır. Suzan Hocam, daha fazla geciktirmeyelim biz. Hocam, buyurun biz de turumuza devam edelim. Buyurun. Kolay gelsin. Bu küçük hastane gezintisi iyi oldu değil mi gerçeklerden kaçmak için? Haberleşiriz. Anladım.
Anladım memur bey, tamam. Bulamadık hala sinyali, tamam. Kusuruma bakmayın bu arada, yani ben böyle devamlı rahatsız ediyorum hani. Çünkü Ceylan benim 10 yıllık hastam. Aklım onda, titizleniyorum. Tamam, tamam, sağ olun. Andaç hocam. Gel Selim, gel. Başhekim bu hastaya Andaç hoca bakar mı diye soruyor. Nesi varmış? İntihar girişimi mi? Yok. Polis birinin mezarını kazarken bulmuş. Yani affedersiniz iç çamaşırılaymış. Her yeri toz toprak içindeymiş. Madde kullanım testi mi çıkmış ama? Tamam, tamam. Ben ilgilenirim. Tamam. Sağ ol, sağ ol Selim. Remzi Bey merhaba. Ben Doktor Andaç Sağlam. Sizi muayene etmek için geldim. Mezar kazıyormuşsunuz diye duydum. Belki de siz anlatmak istersiniz. İç çamaşırınızla. Yanlış anlamayın, sizi yargılamıyorum. Sadece soruyorum. Üstümde nişan için aldığım takım elbise vardı. Kirlensin istemedim. Anladım. Kirlenmesin diye, çok doğru. Nişanlınız Canan Hanım. Başınız sağ olsun. Onun mezarına mı gittiniz? Onu çok özlüyorum. O benim yeni arkadaşımdı. Hayatımın aşkıydı. Senelerdir birlikteydik. Bir ay sonra düğünümüz olacaktı. Bir ay. Sonra trafik kazası yaptık. Canan yanımda kanlar içinde yatıyordu. Onu böyle bir anda kaybetmek çok zor. Evet, çok zor. Yaz süreci çok zor ve yıpratıcı. Haklısınız. Peki bu acıyı dindirmek için herhangi bir ilaç ya da madde kullandınız mı? Çekinmeyin, bana söyleyebilirsiniz. Tedavi için ne kullandığınızı bilmem gerek. Bir şey kullanmadım. Kolunuzdakiler, bunlar nasıl oldu? Ne kolu? Bunu hissediyor musunuz? Ya. Peki bunu? Niye bir şey hissedeyim ki? Görmez mi? Yok, düşmüyor tansiyon. Hocam, ceza infaz bölümü hazırmış. Hastaları oraya sevk edeceğiz. Başhekim gelecekmiş imzaları atmaya. Tamam. Fatma'nın tansiyonu yarım saate bir ölçülecek. Tabii hocam. Mert. Ya buraya. Ne yapıyorsun? Neredesin sen? Niye kaçıyorsun? Fatma'dan gözünü ayırma demedim mi ben sana? Hava aldım hocam biraz. Bunu aldım. Bunu aldın. Aa doğru. Bugün burası pek eğlenceli değil. Çok haklısın. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Bak varsa anlat, yoksa işinin başına geç. Kaybedecek vaktimiz yok. Fatma ceza infaz binasına transfer olacak, sorumlu sensin. Yarım saatte bir tansiyon. Yapamam hocam. Anlamadım. Yapamam. Bekir'im yapsın, Leyla yapsın, başka bir hemşire yapsın. Hayır Mert, sen yapacaksın. Bana bak, beni... Ben yapamam hocam. Şikayet mi edeceksiniz? Edin, açığa mı alacaksınız? Alın. Ama ben yapamam. Ben yapamam! Mert. 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 Bana bak Mert. Mert. Ne oluyor buraya? Ne bileyim ya, anlamadım. Sabahtan beri heyheleri üstünde. Mahkumlardan mı rahatsız oldu? Ne olduysa? Yo, daha geçen gün hemşirelere kızıyordu mahkum hastalara bakmak istemiyorlar diye.
Neyse anlamadım. Sen CPR'daki hasta için geldin değil mi? Aha. Tamam canım, görüşürüz. Görüşürüz. Derin. Vardiyan bitmedi mi senin? Ne işin var burada? Bitti ama aklım Fatma'da kaldı. Kadının bir şey var, çözeceğim ben onu. Hayır, sen kaç saattir mesaidesin? Olmaz böyle, dinlenmen lazım. Kime devredecektin, kime de nöbet? Sinem. Tamam işte, Sinem'e devret. Tamam canım, Sinem acil ilgilenebilir. Ben refakatçi gibi Fatma'nın başında duracağım. Kimse de buna karışamaz. Tamam. Aras, evraklar deskin üstünde. Ben hemen geliyorum, tamam? Bizim yakışıklı doktor gelmiş yine, bakın. Kartpostal gibi mübarek. Şşş, kızlar, siz asıl gelene bakın, gelene. Oo. Hey maşallah be. Ne oluyor? Analar neler doğuruyor. Senin Allah'ına kurban be. Hanımlar, Barış Güvener, hastanemizin başhekimi. Ayol, bunların başı sen misin? Cilloş gibisin maşallah. Yalnız beyaz bana da yakışır, aklında bulunsun. Vay be, burası nasıl hastane, kurban olduğum Allah'ım. Ya öldük de cennete mi düştük be? Nerelerdeydin doktor civanım? Madem başhekimsin, başımızda dursaydın ya. Hanımlar, biz sizi sevk etmeye geldik. Hanımlar, tamam. Kızlar, neciydi bu? Kalpçi, aşk doktoru, aşk. Ondan kalbim görünce güm 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 atmaya başladı demek ki. Azra, sen tam olarak neye gülüyorsun? Hocam, sustum. Sus. Oo, öfkesi de pek haşin. Sinirlenme cicim. Öfke kalbe zararlıdır. Başhekimim. Buyurun. Ben ince hastalığa yakalandım. Bana sen bak. Sevdiğim doktora vermezlerse ölecekmişim. Hocam, ne oluyor? Allah aşkına ne oluyor? Hocam bilmiyorum da ben valla elim ayağım boş oldu. Hiç iyi olmuyor. Ne oldu? Tırstınız mı? Biz her gün yaşıyorduk bunu. Size gelince korktunuz değil mi? Şurada 40 yılın başında bir eğlencemiz var. Hadi kızlar. Aman doktor, canım cicim doktor. Derdime bir çare, çaresiz dertlere düştüm. Doktor bana bir çare. Bir an önce sevki yapsak mı? Canım cicim, yani işte ne yapacaksak yapalım yani. Derin, Allah aşkına ya. Allah aşkına sen yapma. Bak, çok utanıyoruz lütfen ya. Aras hocam, Barış hocam gayet haklılar. Biz bunu her gün yaşıyoruz. Bak ama güçlü olmak böyle bir şey işte. Hmm. Çektiğim bütün acıya rağmen neşeni kaybetmemek. Değil mi? Remzi Bey'in durumunun nişanlısının ölümüyle tetiklenen şizofreni krizi olduğunu düşünmüştüm başta. Çok mantıklıdır. Ama adam kolunu hissetmiyor. Madde kollarının testi? Temiz, ketamin, PCP. Hiçbir şey yok. Ama kolunda enjeksiyon izleri var. Anyon açığı da gördüm. Başka testler istedim bakalım. Hemen MR çekmek lazımdır. MR da istedim. Ama işin tuhaf yanı ne biliyor musun abi? Anlat. Sadede gel görün. Pardon. Buyurun, buyurun. Hasta kendini görünmez sanıyor. Antaç, ortalıkta bağırma. Hasta gizliliği diye bir şey vardır. Abi çok acayip değil mi? Çok acayiptir. Bu yüzden kolunu hissetmiyor. Anladın mı? Görünmez çünkü. Görünmez ile mi? Remzi Bey merhaba. Remzi nerede? Görünmez hem demir miydi? Abi. Adam haklı çıktı.
Hasta odada yok abi. Demeli bizi ghostlamış. Selvi. 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 Nasıl görmezsin Selvi? Ya görünmez oldu huy için. Aşağı kattan aradılar. Oraya inmek mecburiyetinde kaldım Andaç hocam. Tamam Selvi'cim. Görünce hemen odasına götürün, tamam mı? Tamam hocam. Hadi gidelim, hep beraber arayalım o zaman. Hadi abi. Hadi. Nereye gidebilir ki? Hastanenin dışına mı çıktı acaba? Kim bilir? Adamı görebilmedik de nereye gittiğini de bilek ki. Hocam hayırdır? Bu olay seni pek neşelendirdi. Çok komikti. Bekir, Bekir. Buyurun hocam. Bir şey ya, mi istediniz? Şey diyeceğim. Burada yatan bir hasta. Önlüklü, sakallı, böyle orta boylu, gördün mü? Yok hocam. Ne oldu ki? Hastayı kaybettik. Başımız sağ olsun hocam. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Hayır, hastanenin içinde kaybettik Bekir. Çıkışları kapattırayım hemen. Yok, sen bana bir güvenlik kameralarını açsana. Şey hocam, üç katta da güvenlik kameraları bozuk. Yani servis gelecekti ama. Şansa bak ya. Tamam Bekir, sen bir her yere haber sal. Tamam hocam. Görünce de bana haber et. Elbette ki görebilirsen. Hocam, hocam. Bekir bir de anons geç. Anons mu? Güldal Sipahi hastanede olandı mı? Ne olacak ki? Kadın hastaneye 10 milyonluk bağış yapacak. Anonsta psiki hastasının kaçtığını eşitende bağış yapar mı sence? Yok yok, hayır. Anons olmaz Bekir. Telefonla halledelim, tamam mı? Diğerleri için de monitörden gözünü ayırma. Tamam hocam. Tamam Bekir, hadi gidelim abi. Abi, şakaları ne olur azim. Ay Allah ya. Size psikiyatri servisimizi göstermek istiyorum. Andaç hocamız şahane bir psikiyatrist. Şuradan bir kahve içirmeden sizi hayatta bırakmam. Andaç sakit ol. Belki acıkıp bir şey almaya gelmiştir. Hadi inşallah abi. Mine, kızım kolay gelsin. Biz bir hastayı arıyoruz da bile 30 yaşındadır. Üzerinde hastane önlüğü var. Yani yatan hastadır. Yok, görmedim. Merhaba, mesaj Barış'tan. Ha, ne demek? Psikiyatri katında iç çamaşırıyla gezen bir adam var. Ne oluyor? Bir sürü de soru işareti koymuş. Abi koş, abi koş. Mine kızım, hani gençler birbirlerine mesajdan neşeli neşeli şekiller atırlar ya. Ben onlardan bulsana. Şey, emoji diyorsunuz. Bulayım hocam. Ne bulayım? Hayalet, görünmez ya. Hayalet, bul. Bizim gruba at. Tamam, bir dakika. Buldum. Attım. Sakin olacağım, sakin olacağım. Gördün mü? Gençlerin dilinden ben de anlıyorum. Abi hadi. Hadi. Teşekkür ederim kızım. Hadi abi. Hadi abi gidelim. Hayalet koydurdum. Hatice Hanım, size bir ay önce meme kanseri teşhisi koymuşuz. Niye gelmediniz tedaviye? Geldik hocam. Randevumuzun olduğu gün siz yoktunuz. Biz size derdimizi anlattık. Bilecik'ten geliyoruz dedik. Yerime İrem Hoca bakmıştır herhalde. O da çok yoğunmuş hocam. Sizin hastalarınız da ona gidince randevu bulamadık bir türlü. Benim annem 60 yaşında. Allah beterinden saklasın. Zaten kötü hastalık var başımızda. Yolu da kaldıramıyor. Anladım. Ben çok özür dilerim. Biz bir denge sağlamaya çalıştık ama keşke hemen tekrar randevu alsaydınız. Alamadık hocam. Bütün randevularınız doluydu. Televizyon programlarınız varmış. Öyle dediler. Siz bize zamanla yarışıyoruz dediniz. Paramız da yok ki özele gidelim. Merak etmeyin. Ben bundan sonra hep buradayım. Hemen başlayacağız annenizin tedavisine. İnşallah. Allah kimseyi muhtaç etmesin. Ne
Eşinizin ameliyattan sonraki süreci nasıl ilerledi? İlk seferde sorunsuz atlattık ama... Daha sonra bir krizden mi geçirdi? Maalesef. Doktorların dediği hiçbir şey dinlemedi. Ne beslenmesine dikkat etti, ne stresten uzak durdu. Çok dedim emekli olalım diye. Ama para zaaflarından biriydi. Aras hocam. Başhekimim. Seni tanıştırmak istediğim biri var. Aras Erdem, kalp damar cerrahisi anabilim dalı başkanımız. Başkan? Merhaba. Gündal Sipahi. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Fırsat bu fırsat başhekimim. Sizi yeni kalp damar cerrahisi bölümüyle tanıştırayım. Ha. Sizler de cerrah mısınız? Evet. Sedef Hoca, Irmak Hoca, Burcu Hoca. Başhekimim, rüya gibi bir takım kuruyoruz. Belli oluyor. Yani sizler çok... çok şey... şeysiniz. Genç. Gençler tabii. Evet, gençler ama alanlarının en iyileri. Çok kıymetli hocaların tavsiye mektuplarıyla geldiler. Cevdet Hoca nerede? Kalp damarın başı o değil miydi? Muhsin de o kurtarmıştı. Cevdet Hoca artık bizimle çalışmıyor. Aa, emekli mi oldu? Cevdet Hoca... Ben göreve geldiğim ilk gün kendisine bir beyaz kağıt verdim. O da gitti. Yani kovdunuz. Kovduk demeyelim. Kendisine kibarca teşekkür ettik diyelim. Ama aldığım en doğru karardı. Ceplerinizde bir şey varsa bırakın lütfen. Bir daha geçer misiniz? Ya ben doktorum. Doktor Derin acilden. Hasan'a bakmaya geldim buraya. Anlıyorum ama lütfen tekrar geçin. Gerek var mı gerçekten bu kadarına ya? Hastane burası. Burası hastane sınırları içinde olabilir ama içeridekiler gerçek mahkumlar. Benden size tavsiye doktor hanım. Kendi güvenliğiniz için mahkumlarla mesafenizi koruyun. Hocam iyi ki geldiniz. Ne oldu, bir şey mi oldu? Fatma Hanım'ın test sonuçları. Siz daha iyi bilirsiniz gerçi ama. Buyurun. Pediatri yoğun bakıma da bir bakalım. Barış, arıyorum, arıyorum. Açmıyorsun. Güldal Hanım, Derin Nalbantoğlu. Acil tıp, anabilim dalı başkanımız. Nalbantoğlu mu? Mehveş Nalbantoğlu'nun nesi oluyorsun? Barış, cezai fazla çok acil bir durum var. Konuşabilir miyiz? Çok affedersiniz, pardon. Derin, ne yapıyorsun o kadın? Biliyorum Barış'ça, özür dilerim. Ama bir hastam var cezai fazla, hamile. Maternal nöbetlerle ciddileşen HELLP sendromu var. Yani bebeği şimdi hemen doğurmazsa hem bebeği hem anneyi kaybedebiliriz. Kaç haftalık hamile? 36. Yap o zaman doğumu. Yapamam çünkü istemiyor. Nasıl? Fatma doğumu reddediyor Barış. Gül Hanım, çok affedersiniz ama benim gitmem lazım. Çok acil bir durum. Fatma. Merhaba arkadaşlar. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bak bu sefer yalnız gelmedim, yanında bir arkadaşımı da getirdim. Deli doktoruna ihtiyacım yok benim. Çok iyi. Ben de psikiyatr değilim zaten. Bu hastanenin başhekimiyim. Adım Barış. Fatma, Derin Hoca beni seninle ilgili bilgilendirdi. Sana iyi şeyler söylemek isterdim ama maalesef al yuvarların çökmüş.
karaciğerin zar zor çalışıyor. Yani eğer seni hemen doğuma almazsak hem seni hem bebeği kaybederiz. Olmaz. Doğurmam kızımı. Hapisteyken olmaz. Hayır. Lütfen sakin ol. Lütfen. Kızım. Kızın ne olacak? Var mı bir ismi? Elmas. Annemin adı. Çok güzel isim. Bak Fatma, Elmas'ın sağlığı için... Hayır dedim. Kızımı hapisteyken doğuramam. Olmaz. Hayatımı tehlikeye atamam. Siz hapishane nasıl bir yer bilmiyorsunuz. Orası can pazarı. İçeride taktılar bana zaten. Her gün kelle koltukta yaşıyorum. Kızımı da yaşatmazlar. Peki bebeğin babası ya da senin annen baban... ...sen içerideyken bakabilecek kimse yok mu? Kimsem yok. Altı haftam kaldı cezamda. Sonra çıkıyorum. Bir şey yapın, yalvarırım. Altı hafta daha dayansın kızım, lütfen. Yok mu bunun bir ilacı, bir çaresi? Maalesef Fatma, bak eğer doğurmazsan... Hayır, olmaz. Yalvarırım, eliniz ayağınızı öpeyim, lütfen. Fatma, bak lütfen sakin ol, lütfen. Bak eğer doğuma izin vermezsen bunu savcılığa haber vermek zorunda kalırız. O zaman iş hızlıca mahkemeye gider ve seni doğuma zorlarlar. Yani ne yaparsam yapayım. Olan kızım olacak, öyle mi? Hayır. Hayır. Sana da kızına da bir şey olmasına izin vermeyeceğim, tamam? Nasıl? Bir yolunu bulacağım. Hem sen hem bebeğin güvende olacaksınız. Bana güven. Derin hocam, kana da ihtiyacımız olacak 2 ünite. Çapraz karşılaştırmalı. Trombositopeni içinde taze donmuş plazma hazırlasınlar. Her zaman bir yol vardır. Üçüncü bir yol. Belli ki günlerdir uyumamışsın. Şimdi biraz dinlen. Ben o üçüncü yolu bulup geleceğim, tamam mı? Kolay gelsin. Sağ ol hocam. Ben buradayım, tamam mı? Sen çıkana kadar da bekleyeceğim. Sonuç ne olursa olsun beraber halledeceğiz. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Bak biliyorum, Mehveş Hanım kolay bir anne olmadı sana. Senin annelik meselesine olan mesafeni de biliyorum ama... Hı. Gelmişken sen de gir, kaç yumurtamız kaldı, el ele beraber öğrenelim diyeceksin. Yani ben daha bilimsel bir açıklamayı tercih ederdim ama... Yani evet, Mehveş Hanım beni yordu. Sen de biliyorsun, kendisi pek annelik yapmak istemediği için kardeşim ben büyüttüm. O yüzden şimdi bir çocuk daha, onun ergenliğiyle uğraş falan gerçekten çekemeyeceğim. Bak ben birinin ablasıyım, doktorum, senin en yakın arkadaşınım. Şimdilik benim sıfatlarım bunlar, bunlar da bana fazlasıyla yetiyor. Ama bir gün tabii ki fikrim değişirse... Ben de senin yanında olurum. Anlaştık. Anlaştık. Suzancığım, seni alalım mı? Geliyorum canım. Sabahki konuşmayı tamamlamaya mı geldin? Sayılır. Hamile olduğunu neden söylemedin bana? Barış. Öğrendiğimden beri duygudan duyguya koşuyorum Gizem. Baba olacağım için bulutların üzerinde olmam lazım ama... ...benim aklımın bir köşesinde böyle sivrisinek gibi... ...beni rahatsız eden bir şey var. Hamile olduğunu neden söylemedin bana? Söyleyemedim. Biz boşanıyorduk Barış. Ben yeni bir hayat kurmaya çalışıyordum. Böylesi çok daha... (Gülüyor)
Kolay geldi. Kolay geldi. Sen bunu ne zamandır biliyorsun Gizem? Barış yapma. Hayır, mesela bana avukatın verdiği belgeleri imzalatmaya geldiğinde biliyor muydun bunu? Biliyordun. Söylemek istemedim. Söyleyemedim. Söyleseydim devam edelim diyecektin. Diyebilirdim, evet. Çocuk için. Beni sevdiğin için değil. Ya da evliliğimizi devam ettirmek istediğin için değil. Bu bir insan için ne kadar küçük düşürücü bir şey, farkında mısın? Gizem, ben ya... Sen beni hiç tanımadın galiba. Tanıdım. Sanki sen evliliğimiz boyunca benden hiçbir şey saklamadın. Bingöl'e gideceğimizi ben tayinin onaylandıktan sonra öğrendim Barış. Küçük bir ihtimaldi. Hı. Olmayabilirdi. O yüzden söylemek istemedim. Bütün evliliğimizi senin kararlarına göre yaşadık. Bu da benden olsun. Peki. Madem buradayız. Madem çocuğumuz olacak. Benim sana karşı dürüst olmaya ve bir şey söylemeye ihtiyacım var. Gizem bana... Aa! Ne oluyor? Çok kötü. Biri bakabilir mi buraya? Serap hemşire. Ne oluyor? Kızım. Kızım iyi misin? Çabuk. Neyin var yavrum? Hemen. Değilim, çok kötüyüm. Senin yüzünden. İsmet baba. Baba deme bana. İsmet. Barışçığım. Oğlum sen bize bir müsaade etsen. Barışçığım lütfen. Çık. Geçmiş olsun Suzan'cığım. Teşekkür ederim. Gel konuşalım biraz. Durumlar pek iyi değil. Yumurta döngünde aktif 5, belki 6 yumurta görünüyor. Yani normalde 10 olmasını bekleriz. Döngüme birkaç hafta daha var. Eğer biraz beklersek ona tamamlayabiliriz bence. Evet, teoride orası öyle ama... Sen bana güven. Ben hayatımın her alanında böyle yavaş ama emin adımlarla ilerledim. Kaplumbağa gibi. Ya Suzan... Ya doğurganlık durumumu merak ediyorum dedin. FSH değerin yüksek. Kan değerlerin de çıkmış. AMH değerin de düşük. Çünkü yumurtalıkların hızla yaşlanıyor. Maalesef rezervlerin de oldukça azalmış. Ya doğuştan olan bir durum bu. Genlerinle alakalı. Annemi arayıp teşekkür edeyim öyleyse. Bak, istersen sonra da konuşabiliriz. Ama hekim olarak seni uyarmak zorundayım. Eğer çocuk sahibi olmak istiyorsan biraz acele etmen lazım. Bak, yumurta dondurmak da bir seçenek. Anladım. Anne olmak için biraz geç kaldın diyorsun. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Sadece bazı kararlar vermek için biraz acele etmen lazım. Görüşürüz.
Bu hastane başımıza yıkılacak. Efendim? Yakındır. Çökecek burası. Bam. Enkaz olacak her şey. Bakar mısınız? Buyurun. Burada yardıma ihtiyacı olan bir beyefendi var. Nerede? Buradaydı. Kim hanımefendi? Kayıp hasta, evet. Hayır, nerede olduğunu bilmiyoruz. Siz nasıl bir tarif bekliyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Adam koridorda çırılçıplak dolaşıyor. Yani kimse görmüyor mu bunu? Aha, gören var. Aa, kim? Pediatri katından Aylin hemşirenin gözüne görünmüş. Abi gözüne görünmüş ne demek? Aa, indi de fizik tedavi değiller. Kim diyor? Ahmet Hoca ile Kevser. İki kişi, daha güvenilir bir bilgi. Bunu fizik tedaviye. Amdaç. Efendim? Ya kızmayacaksan üst katta da olabilirmiş. Abi kızacağım. Kızacağım ama sana değil. Biz çıplak ve perişan haldeki bir adamı nasıl bulamıyoruz? Adamın nişanlısı yeni ölmüş ve şu an... Antaç hocam. Evet. Canan ben. Remzi'nin nişanlısıyım. Ne demek öldüğümü söylüyor hocam? Ölmedim ben. Yaşıyorum. Görüyorum evet. Pardon, çok özür dilerim. Bugün birazcık şey gibi bir gün oldu da... Bana birazcık müsaade ederseniz bekleyin olur mu? Ben geliyorum hemen. Ölmüş birine göre gayet sağlıklı görünür. Maşallah kanlı canlı da. Abi kadın şokta. Üzgün ama evet hayatta. Seni dinliyorum abi. Polisler Remzi Bey'i mezar kazanda almamışlar mıydı? Nişanlısı hayattadıysa mezarda ne işi varıymış? Abi vallahi bilmiyorum ya. Anlamadım ki. Şimdi Canan Hanım'la konuştum. Anlattığına göre bu kaza meselesi doğru. Remzi Bey birkaç hafta öncesine kadar gayet iyiymiş. İşte çok aşıklar, düğün hazırlığı falan yapıyorlar. Sonra bir anda ne olduysa garip davranmaya başlamış. Evde çürük ceset kokusu falan duymalar. Sonra da ortadan kaybolmuş zaten. Kimya mühendisi bir şirkette çalışıyor ve işe hiç gelmemiş. Kadının telefonlarını bile açmamış. Ghostlamış da diyebilir miyiz? Abi yapma. Yapma. Vallahi olmuyor. Gerçekten yapma. Neyse. Canan Hanım, Remzi Bey en son ne zaman görmüş? Gerçekten mi soruyorsun? Tıbbi bir soru olarak. Ona göre cevap vereceğim. 2 gün önce. Polis adamın cüzdanını buluyor. Kadına öyle haber veriyor burada olduğunu. Yoksa mümkün değil, bulamaz. Nişanlısını hastane içinde kaybettiğimizden haberi var mı? Belki de sen söylemek istersin abi. Yok. Ya da söylememize gerek kalmaz, buluruz adamı. Ha, dur dur. Remzi Bey için tekrar istediğin testlerin sonuçları çıktı. Madde falan kullanır mıymış? Nişanlısı ne der? Yok, yeminler ediyor. Elini almazdı, ağzına sürmezdi diyor. Ama ben adamın kolunda enjeksiyon izlerini gördüm abi. Bir şeyler enjekte etmiş ama ne? Gluteraldehit. Testte eser miktarda bulunmuş. Gluteraldehit. Evet. Evet abi. Yani? Yanisi. Anlat, yaxşı düşün. Remzi Bey keskin olarak bu cümlelerle nişanlım öldü dedi mi? Yani tam bu cümlelerle demedi ama dili geçmiş zaman kullanarak kaybettim dedi. Mezarını da kazıyordu. Yani? Gluteraldehit'in başka bir adı da vardır. Mumyalama ilacı. Ne ilacı? Mumyalama Mısır'daki gibi. Hadi canım. Olabilir mi? Kadının mezarını kazmıyordu ha. Kendi mezarını kazıyordu. Evet, çünkü Canan'ın öldüğünü düşünmüyorum. Kendini de ölü sanıyor zaten. Çak hocam. Andaç. Hocam çak. Andaç. Ben adamın yerini buluyorum. Hadi gidelim. Hadi.